Bak görüyor musun, kara kız gelmedi. Ya ben de merak etmeye başladım. Arasak mı acaba? Ay ne bileyim, böyle kontrol ediyor gibi olmasın. Doğru diyorsun, şimdi dersiyse kızar bize. İnşallah her şey yolundadır. İnşallah. Ben bir tek o Nesrin cadısından korkuyorum ha. O ağzını açmazsa kötü bir şey yok demektir. Neyse hadi gel. Hadi. Gitti değil mi Hasret? Gitti hayatım, sana da selam söyledi. Murat nerede? Beraber çıktılar. Tek başına mı gitsin kız? Murat bırakacak tabii. Bu kadar ihtimama ne gerek var anlamıyorum. Prensesler gibi kapısından alınıp kapısına bırakılıyor hanımefendi. Bu mesele giderek daha fazla asabımı bozmaya başladı. Nesin, seni sakinleştirmeye çalışmaktan yoruldum. Ne olur biraz daha anlayışlı olsan. Benim yüzümden trafiğe girdin. Ben halimden memnunum. Bugünkü çalışmamız çok güzel geçti. Şarkıyı da çok güzel yorumladın. Teklifimi kabul ettiğin için bir kez daha teşekkür ederim. Rica ederim. Hala kızgın mısın bana? Nereye? Ne oluyor lan? Ne bu acele? Büyük bir iş düştü gün lazım. Hemen organize olmam lazım. Bırak artık işi bir şey. Bak, muhtar olarak ilk maaşımı aldım. Sana ne pişireyim akşama? O senin paran Gülnaz. Ben bir şey istemiyorum senden. Lan senin benim param mı var? İkimizin parası. Gerçi bu benim param. Alo Selma. Benim, ben Kobra. Ha, ne yapıyorsun kız? Nasılsın? İyi vallahi, sen ne yapıyorsun? Bak ne diyeceğim, ben şimdi yeni bir iş kuruyorum, hemen ekip kurmam lazım. Tabii bu durumda sen ve senin kadife sesin geldi aklıma. Ne diyorsun, çıkalım mı sahneye tıpkı eski günlerdeki gibi kız? Ya bırak bal çiçeği ya, senin aklın bal çiçekte, senin yerin ayrı. Söyle çıkar mıyız sahneye ya? Yapma ha, kız ne zaman gittin Kıbrıs'a? Anlıyorum anlıyorum. Ellim diyorsun yani. Peki tamam, ne yapalım, devam etsen biz artık buluruz birini inşallah. Tamam. Yok ba, ne işim var benim oralarda. Hadi görüşürüz. Hadi. Kobra, sen şarkıcı mı arıyorsun kendine? Hiç sorma Gülnaz'ım ya. Bütün kızlar gitmiş, dağılmış bir yere. Bal çiçekle çıkmıyor sahneye. Ama bulacağız artık. Yani sonunda büyük para var yani. Benimle çalışmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Hayır, nereden çıktı bu sahne işleri? Anlamadım ki. Parayı halledemezsin, darlanma. Kıskandın değil mi? Kaç dedin? Kıskandım tabii. Ne güzel duruyordu yamacımda. Şimdi gidecek, gece gece yine kaybolacak ortalıktan. Aklım onda kalacak. İşi bu Gülnaz, ne yapsın? Hem para kazanacak, fena mı? İşte orası azıcık fena Selmancığım. Kobran ne yapacağı belli olmaz. Sen güvenmiyor musun yoksa? Yok, ben Kobra'ya güveniyorum da etrafa güvenmiyorum. Çiçekler için teşekkür ederim. Yarın sabah alırım seni. Ben kendim gelirim. Peki.
Nasıl istersen. İyi günler. İyi günler. Söylüyorum, olay bitmiştir. Hadi gel konuşalım. Hadi. Öf. Ebru var ama o da biraz karta kaçtı. Çiçek yapmışız. Murat aldı. Yani çalışma teklifini kabul ettiğim için. Ha. Teşekkür amaçlı. Çiçek de çiçek ha. Vallahi Murat Hoca en güzelini seçmiş. İyi, Murat Hoca anlıyor küselde. Nasıl geçti günün Hazret? İyi. Kız öyle tek kelimeyle özet geçme. Anlat şöyle uzun uzun. Nesrin Hanım ters bir şey söylemedi değil mi sana? Yok, görmedim Nesrin Hanım'ı. Odasında dinleniyormuş. Ha. İyi. Başka ne oldu? Başka... İlk başta çok heyecanlandım. Ha. Yani bu kadar zaman sonra tekrar beraber çalışmak... Ne bileyim işte, böyle kalbim küt küt çarptı. İlk gün yaşadığım korkuları hissettim. Sonra geçti ama korkum. İlk şarkıdan sonra hiçbir şeyim kalmadı. Maşallah. Çiçekleri de zaman verdi. Yolda gelirken trafikte durdu. Ha. Arabadan indi. Sonra birkaç dakika sonra elinde bunlarla geldi. Vay. O zaman ilk gün iyi geçti diyebiliriz. Herhalde sahibi hanımcığım. Görmüyor musun? Kara kızın yüzünde güller açıyor. Şarkıyı çok güzel yorumladığımı söyledi. Ha. Ondan. Başka bir şey değil. Ha tabii. Ondandır. Ben şu çiçekleri suya koyayım. Hadi.